Şimdi Hakan Bayrakçı'dan bir şey rica edeceğiz. Ee, <laughs> tamam Onur tamam. Sana bir sürpriz hazırladık da Selvi. Öyle mi? Doğum günü. Onur'la birlikte. Ben doğum günümü bankalardan geldim. Bekle programın sonunu bekle. Şimdi abi senden bir şey rica edeceğiz. Buyur. Şimdi... 1, 2, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10. Bir de şey varmış. Deva'nın adayı dedi. Evet, İdris, Şahin. İdris Şahin. İdris Şahin. İdris Onu da koyalım. Onur. Bir, bir sonraki şeyde koyalım mutlaka. Yani bütün adayları koyalım yani. Vatan Partisi'ni koyduk. Saadet Partisi'ni koyduk. Memleket Partisi'ni koyduk. Hepsi olmalı. Zafer Partisi de var zaten. Hı -hı. Ee, şunların Alabilecekleri bugün itibariyle, yani bugün itibariyle daha 30 30 küsür gün var. yani Önümüzdeki süreçte diyorsun sen de değişebilir oranlar. Evet. Aldıkları oyları yazabilir miyiz tahtaya? Takribi, yani Takribi. anketlerin sonucundan çıkan, çıkan yüzdeleri yazabiliriz. Yüzdeleri. Bu arada demin bir yorum yapacaktım tartıştıkları konuyla ilgili. Diyorum ki... İsmail Düker'le Zafer Şahin'in. Evet, Şahin evet. Yani on dakika tartıştık. chp işbirliği yaptı Heh. mı yapmadı mı tartışması? Evet. Diyorum ki... Bu seçim, e, mimarı her kimse, DEM ve CHP'nin İstanbul'daki işbirliği ya da seçim stratejisi diyelim, çok akıllıca planlanmış arkadaşlar. Ama Hakan yani, Bey, İsmail Bey ittifak yok diyor. Ya işte o diyebilmesi için akıllıca planlanmış diyorum. Siz de dönüp formülü diyorsunuz. Siz bunu 15 dakika anlatmak zorunda niye kalıyorsunuz? Yok <laughs> benim kafam çok net de ismini. Tamam. Hayır Ama, ya benim kafamda ittifak de. yok. Ya i̇ttifak bundan yok önceki ya abi yani, ittifak yok orada Meral Danış Beştaş var. Hemen. Şu ya şunun şey. için söyledim. Bundan önceki seçimlerde açıklama yapıyorlardı. Siz de bunu çok anlatmak zorunda bile kaldınız. Algına bak listeye çift Hı. aday var ya bunlarda eş başkan. Evet. Oy pusulasında sadece bir tanesinin resmi basılabiliyor. Evet. Meral Danış, Beştaş'ın basacaklar. Evet. Pusulaya Murat Çepni'nin basacaklar. O bile bir gösterdi. Beş tamam. Hı. Bu tartışmayı yaptık. Yok artık. Herkese eş başkan ayrıca. Ne Tamam bir hayır bir tanesi Profil, Profilden mi? yola Hı. çıkarak söylüyor da zafer. Şimdi Onu, o itirazı. yani şey son 2-3 anketi ortalayarak kafamda söyleyeceğim. Hı. Kurum. ha Şimdi Kurum diyelim, evet. Tahta yetmeyecek çok. Yok, yeter. Çünkü tamam. sıfır küsürleri yazmayacağım. Tamam. 05-06'ları yazamam yani. Gerek yok daha doğrusu. Diğer diyeceğiz ona. Yani. Ee, 41-3 gibi. Yani bunu biliyorsunuz, şu hata payını da belirteyim bu arada. Bu anketlerde... 1.8 civarında hata payı var her bir rakam için. İmamoğlu Evet. İmamoğlu Son durumda 419 gibi yani 06 0607 önde. Bu kadar mı ya bu Evet kadar. evet bu. Başa baş. baş yani. Birin altında fark. Bak birin altında, bundan eminim yani. Kelimenin tam anlamıyla O yüzden başa kim baş. önde diye ben ankette çıkanı söylüyorum size. Nefes nefese ederdi? Ha yani evet, anket daha Casper Kader kurumda çıkabilirdi 06 ile. Ya o önemli değil yani dediğiniz ha. gibi. O orada hani burada birincilik ikincilik yok yani. Burada başa baş. Ve durum bu. Onun için evet. hep başa başlıyorum. Eee Üçüncü kim geliyor? Kavucu Üçüncü mu? yok. Üçüncü Beş her şeye tarz. rağmen dem geliyor. Ee, çok stratejik ama öyle enteresan ki 4.8 gibi. 4.5-5 civarı bir oy. Kararçıların dağılmış halini yazıyoruz. Direkt sandıktan çıkacağını şimdilik yarın sabah... Ama sabah Hakan abi sayı. 8 civarında bir oy demiştin de geri Efendim? kalan %3.5 nerede? Hangisi? Yani demin değil mi? İstanbul'daki oy toplam 8 civarında dediğini hatırlıyorum da. Tabii ki, öyleydi. Bu, bu niye Başak böyle? Demirtaşla. Yok, yok anladım abi. Demirtaşla ne? Niye diyor ki nereye gitti yok o diyor? Nereye? nereye Ağırlık muhtemelen İmamoğlu'na gitmiştir. Ağırlık büyük. Kent uzlaşısı. O zaman yani bu uzlaşı <laughs> <uzlaşısı> bir ittifak <laughs> var yani. da zaferin diye. Yok gibi. öyle diyemeyiz. Ya ben kent uzlaşısı. Şaka yapıyorum. <laughs> yani e, bu ittifak işi e, Hakan Bayrakçı'nın da işaret ettiği gibi tartışmalı. Evet, Tartışılacak bu önümüzdeki süreç içerisinde bu evet. konu konuşulacak. Yani kimi e, Zafer Şahin'in, Abdülkadir Selvi'nin ortaya koyduğu argümanları konuşacak. Kimisi de senin ortaya, İsmail Dükel'in ortaya koyduğu argümanları koyacak. Ve tartışmalı bir durum olacak belli ki. Devam edelim. İyi Parti. İyi Parti İstanbul'da e, normal... Dem gibi Dem'in de oyu 8-9 civarıdır belki 10 bile olur ama bu sebeplerle eksik çıkıyor Dem de şey İyi Parti de aynı durumda o da 4 civarı yani 4.5 olur 4-8 olur 3-9 olur o civar. Yeniden refah mı geliyor? Beşinci durumda e, yeniden refah e, gelir o da yaklaşık iki e, buçuk civarı oy alır. Şimdi toplarsak. 82, 83, 2, 87, 2, 88, 92, 94 buçuk. Aşağı yukarıda 5 buçuk civarı da diğer diğer partiler alır. Yani bir alan da olur, iki alan. Bu arada hemen arkalarından gelen kişi muhtemelen Azmi Kara olur. Zafer Partisi. Tabi. Tabii. Çünkü hem Zafer Partisi'nin oyunu alıyor hem eski ülkücülerin oyunu alıyor. O da o zaman böyle ikilerde mi? Bir buçuklarda. E tabii yani o e, sıfır küsur olmaz. Yazalım istiyorsanız. Yok, anlaşıldı. Söyledik zaten. Bu böyle. Yani İstanbul'da tablo bu. Ama dediğimiz gibi Hakan Bayrakçı'nın son yaptığı araştırmada çıkan sonuçlar bunlar. Önümüzde bir süreç var. Yeni araştırmalar yapacak. Orada ne çıkacak göreceğiz. Evet. Doğru mu? Hakan e, Bey, Ankara'yı da soruyorlar size de ben açıklayamaz. Vakit yok dedim bu programda, bilginiz olsun. Ankara'yı daha sonra araştırma Ankara'yı ölçüyoruz. Ankara'yı da açıklayacağız. Açık Sonunda açıklayacağız Peki yani. bu, bu adaylar arasında kopma bir ne zaman başlar? Yani kopma evet. ne zaman başlar? Son 15 günde mi? Son 10 günde mi? Ha Tablo kopma ne zaman başlar? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bakın bu seçimi herhangi birisi bir puanla kaybedecek olursa, ikisi için de örnek vereyim. Mesela Murat Kurum bir puanla kaybetti diyelim. Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi birçok 3-4 tane parti, nin bir puanlık ya da 0.5'lik desteği olmadı diye kaybetti demektir. Ama İmamoğlu da kaybedecek olursa dönüp demin aldığı 4.8 ve İyi Parti'nin aldığı 4'ten çünkü bir önceki seçim bir işbirliği tamam. vardı. O da onlara, onlara, onlara hesap arkadaşlar. soracak. Tamam. Durum bu. Çok belli. Yani tablo çok net artık bunun üzerinde Ama Kopmaya da bilir mi? Yani ben tersten sorayım soruyu. Eee Abdülkadir yani abi. Böyle de biliyorum. gidebilir mi? Böyle kadar? de gidebilir mi? Kopma olmaya da bilir ama Son bir hafta 10 gün seçmen daha fazla anketlerle ilgilenecek. Bakacaklar anketlere durum nedir diye. Bir netleşme olacak. Orada biraz yığılma olacak. Yani şunlarda bir iki puanlık daha azalmalar olacak. Bence olur. şurada Hı. esas önemli olan şu. Şu partilerin yani DEM, İyi Parti ve Yeniden Refah'ın seçmeninin sadakat oranı belirleyecek seçimin sonucunu. Doğru, Doğru mu? E, büyük ölçüde. Büyük ölçüde evet. Şeye bakabilir miyiz Hataya? Bu seçim hataysız konuşulamıyor herhalde. Ya Hatay enteresan oldu, enteresan gerçekten, oldu. Yani. gerçekten Öyle bir e, olay ki e, şimdi burada da e, şey yok mu? Dem, Dem aday göstermedin mi burada ya? Yok göstermedi. benim bildiğim. Biz unutmuş olabiliriz. Gökhan Zan vardı. O hangi şeydi? Hangi Gökhan Zan, tip, Gökhan tipten. Zan var tipte. Evet, tipten. o var Sen niye bu bu Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adaylarını niye hazırladın olur? Gökhan Zan'ı unutmuşlar ama cam adamdılar. Lütfü Savaşı konuşuruz diye. <laughs> <laughs> buna, buna odaklanmış ona Tabii tabii. Ama aslında... Evet. Ya sana bir şey soracağım. Lütfü Savaş'la ilgili. Bunu görmeyin. Diğer, diğer evet. adayların... Şunu soracağım sadece. Evet. Bu kadar karmaşa yaşandı, kaos yaşandı alıyoruz, bir daha anket yapıyoruz. Lütfü Savaş gitti, geldi filan en son aday olarak tescillendi. Bu macera bu şahsın oylarını olumsuz anlamda etkilemiş midir? Çok az oranda da olsa etkilemiştir. Olumlu anlamda değil, olumsuz anlamda. Ama aslında dünden itibaren Lütfü Savaş değil, eşi Nazan Hanım konuşuluyor. Niye? Bir paylaşım yapmıştı. Geliyoruz Hatay diye bir e, paylaşım yapmıştı sosyal medya hesabından. Eşi bir, mi? Evet profesördü. Bütün yani savaşta mesela. uyuyordu. Yani Ankara'dan dönerken. Evet. Var mı ha? o paylaşım? Evet evet. Tamam <gülüyor> <olmuş>. <gülüyor> Hayır, çok güzelmiş <gülüyor> ya. <gülüyor> çok iyi. Nazan Savaş geliyoruz Hatay stratejik, Fotoğraf. Stratejik hata yapıldı. Yani bu olay bu hale getirilmeden direkt Lütfü Savaş aday yapılsaydı alacağı maksimum oyu alırdı. İşte Şimdi. bu. E şimdi birkaç puan fire verdirecek. Ama ne yapsınlar? Tabandan isyan geldi. Abi ne, ne yapsınlar? isyanı, Bandan ne tabanı ya bir, ya? bir, protesto edildi diye bu, bu olayı bu. Onu uygunca kamufle et. Anketlerde çıkmış kaç seçimdir seçim kazanıyor. Hangi tarafa geçse ona kazandırıyor falan. Adamı bir kere çok Devam rencide edin rencide adaylığında ya. yani. Gerçekten çok rencide ettiler. Yani bu adam sonuçta orada kaç dönemdir belediye başkanımız. Daha Zafer belediye bir dakika yalnız var. bir dakika. Rencide edenlerin kabahati var da rencide olanın hiç mi kabahati yok abi? Ya o tabii o da haklısın yani, yani orada. da sen ne niye bu kadar rencide edilmeye göz yumuyorsun ya? Senin bir insan bir benim bir onurum var, izzeti nefsim var dersin. Ya ne yapıyorsunuz kardeşim? Hop. Hani madem öyle hani bana ben ben kendi empati yapıyorum. Bana böyle bir şeyle gelinse, davranılsa. Ya lanet olsun sizin belediye başkanlığınızla partinizle derim ve bir balıkçı kasabasına yerleşip balık tutmaya i̇şte o yüzden ya. siyasetçi olamıyorsunuz. Ben, benden olmuyor değil mi? Evet. Doğru. <laughs> Peki ne var bunda abi? Bu tatlı bir şey işte. Eşi diyor ki geliyoruz. Ama şöyle hatay. son iki günde yani Lütfü Savaş'ın adaylığı çekilip <laughs> çekilmeyecek tartışmalar sürerken Ankara'dalardı kendileri de. Çok aktifti Nazan Hanım. Yani adayız, geliyoruz. Hatta bir ara bağımsız aday olacağız şeyini yaydı. Ve giderken diyor işte geliyoruz kazandık geliyoruz diyor. Bir de, Ama Lütfü Bey de uyuyor. Lütfü Bey uyuyor. Eşi <laughs> de yorulmuş. hiç uyumayacakmış hiç. gibi görünüyor. <laughs> yani öyle bir şey var. Eşi de profesörmüş. Evet eşi de Keşke profesör. ben olsam Özgür Özel'in yerine ya Lütfü Bey sen bir çekil dinlen hanımefendiyi aday yapalım. Ama abi. Lütfü Savaş'ın başarısının arkasındaki isim Nazan Hanım. Yani elbette ki Lütfü Savaş'ın da kapasitesi var. Kaç partiden seçiliyor ama Nazan Hanım şimdiye kadar çok ön plana çıkmadı ama gerçekten Lütfü Savaş'ı Lütfü Savaş yapanlardan birisi. Senin Nazan Hanım'la bir iletişimin var mı abi? Bir yazım üzerine bir iletişim <gülüyor> olmuş. <gülüyor> Oradan diyorsun ki <laughs> izlenim aldım evet. diyorsun. Her şeyi orada anladın Evet. <laughs> Bütün gerçekleri. Bir şey öğrendim kadınlarla takışmayacaksın, kaybediyorsun. <laughs> Sana sürprizimiz var demiştik. Ben Gel ettim. ver sürprizi. Sivas Belediye Başkan Adayları. <laughs> çok güzel. <laughs> İl Belediye Teşekkür ediyoruz Sayın Bilgin. Ya şimdi biz geçen programda siyasetten bağımsız, belediye başkanlığından falan bağımsız bir Sivas muhabbeti yapmıştık. Evet. Abdülkadir Selvi tahtaya çıkmıştı. İstanbul'daki nüfus Sivaslıların nüfusu çok fazla evet. falan diye. Ee, o da gururla anlatmıştı Evet. Tabii bu arada evet. ya Sivas'ın nesi meşhurdur filan derken Bir Sivas propagandası Sivas turizmine katkıda bulunduk zafer. Evet, ama işte var. filmlere konu olan Bir Sivas gerçeği var <laughs> Nasıl bir şey o anlatsana bize <laughs> Bu arada ben Sivas'a iki defa gittim ee, Sivas güzel bir arası Ama biraz soğuk Biliyorsunuz bu Ahmet Kural'ın bir filmi var Düğün Derneği diye Orada e, Sırrı Süreyya Önder otel sahibini oynuyor Sivas'a turist getirmek için bir iş bitirecek. Asker arkadaşı Ahmet Kural da onu ziyaret ediyor Tüpçü Fikret. Tam Sivas'ın ne kadar turizm potansiyeli olduğundan herkesin oraya gelmek istediğinden bahsederken diyor ki ya diyor ne turisti burada biz durmuyoruz diyor. Herkes İstanbul'a getiriyor <laughs> ve işi bozuyor. Ee, i̇nşallah ama bu dönem... E, Başkanları çok bozuk atıyor. Sivas'ın bunu Melik, şöyle, Melik anlattı da başaramadı bu kadar, anlatmayı. Şey, bu kadar güzel anlatamadı. Anlatmıyor. Tüpçü fikret onu yaptığı için tüpünden dayak yiyor. Çünkü Sivas'a turist geliyor. Onur Sivas'ın analizini şey abi, ben yapmıyorum. Beni, Bayrakçı'dan beni Sivas analizi de. Yap istersen abi. Ama Sivas'la ilgili gerçekten bir ölçümlemem yok. Yani Sivas'ın zaten biliyoruz oy dağılımını abi. Evet. Sivas'ı Hilmi Bey alır ya. Alır. Öyle görünüyor. Şöyle. Hilmi Bey. Şöyle dikkat şey, ya, edin lafımı edin bitiremedim. Ya Hilmi Bey de bize biraz biraz da hediyeler göndermiş evet. bütün konuklara. Teşekkür ediyoruz kendisine. Hiç gerek yoktu. Teşekkür ediyoruz. Sağ olsun. Ahmet Bey dikkat Sivas ettiniz çok mi? Güzel. Büyük bıçağı birlik. Büyük... Ondan mı göndermiş acaba? <laughs> yok Sivas'ın nesi? Kete göndermiş <laughs> abi. Söyleme sayıp <laughs> kete. Kete mi göndermiş? Dikkat <laughs> ettiniz mi? Orada evet. Bana Büyük çok makbule geçer de. Büyük Birlik Partisi Bilmiyorum yok görmedim. Ahmet Bey. Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcıoğlu'ndan dolayı Sivas'ta güçlüdür. Ama AK Parti'yi destekliyor. Aday çıkarmadı. Ya, Cumhur İttifakı. Evet. Cumhur Anladım. Hani... Ha, şey değil mi? Bir dakika Büyük Birlik Partisi'nden ee, mesaj geldi de, biz niye yokuz diyor. Allah Allah. Hayır. Aday çıkar. Sivas'taki yüksek oy alır tabii, yani. Tabii, aday çıkarmadı AK Parti destekliyor. Bütün adaylara Sivas'ın e... bütün adaylarına A, başarılar. Adem uzun varmış Büyük Birlik Partisi'nin adayı Sivas'ta. Ee, Büyük Birlik Partisi'nden şimdi mesaj yazdılar. Üzüldük Aa. diye. Ben aday çıkarmadı diye biliyorum. Destekledi Peki. diye biliyorum. Onda Bir baka şurada. bakarız ona. Hadi, hayır. Peki bütün Sivas adaylarına başarılar diliyoruz bu seçimde ve Sivas'a selamlar, sevgiler sunarak tarafsız bölgeye veda ediyoruz. Son veriyoruz. <laughs> Teşekkürler arkadaşlar. Sağ ol. Teşekkürler. Sağ olun.